Ben Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın İstanbul Belediye Başkanımıza da bu ay içinde randevu vereceği Kulisiniz var yani. Evet, böyle bir kulis bilgimiz var. Sanıyorum bu ay içerisinde randevu verecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı adımlar kendi siyasi duruşunu değiştirmeyecek. Hatırlayın, kefenimi giydim çıktım dedi. Yani bu kadar net çizgileri, net duruşları olan bir siyasetçinin ve kendi tabanını konsolide etme adına ben %50'yi evde zor tutuyorum diyen bir anlayışın birdenbire değişmesi, birdenbire ılımlılaşması, hatırlayın bir kere daha olmuştu. 2015 seçimlerinde istikşafi görüşmelere izin vermişti. 45 gün süreyle bir istikşafi görüşme oldu. Neden? O zaman da kim kurtardı onu hatırlayın. Allah rahmet etsin, Sayın Deniz Baykal çıkıp bir iki açıklama yapmıştı. Orada da bir zaman kazanmıştı. Böyle bir değişik bir ılımlı rüzgar esmeye başlamıştı. Şimdi bir başka duyum, bürokraside bazı değişiklikler yapacağı yönünde. Mesela bakan yardımcılığı düzeyinde, Adalet Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda ve İçişleri Bakanlığı'nda bu ay içerisinde bazı değişiklikler yaparak bu anketlerde özellikle çokça sert davranıldı. İşte bizde gölge kabine olan, bazı gölge kabine gibi görünen Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevgili arkadaşlarımın, yöneticilerin sayın bakanlarla yaptığı görüşmelerde belki ilettiği şikayetler ya da görüşler değerlendirilecek ya da değerlendiriliyor gibi yapılacak. Yani kendi kemik seçmeninin rahatsız olmayacağı ve kendi siyasi duruşunun değişmeyeceği noktayı yapacak. Şimdi benim görüşüme göre Sayın Cumhurbaşkanı taviz vermiyor. Taviz verir gibi yapıyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Burada aldanmamak lazım. Yani aslında kendi yumuşamak istemiyor. Kendi normalleşmek istemiyor. Muhalefet yumuşasın. Muhalefet bize muhalefet etmesin ki bizim 2021 yılından beri gri listede olduğumuz unutulsun. Biz diyor, mesela hepimiz biliyoruz değil mi? Yani diyoruz ki Türkiye'de işte %50'lik dilim milli gelirin %12'sini alıyor. Türkiye'nin en zengin %10'u milli gelirin %30'una yakın rakamı alıyor. Bunlar unutulsun. Emeklinin 10 bin lira aldığı unutulsun. Dul ve yetimin 6 bin lira, 4 bin lira aldığı unutulsun. Bunları konuşmayalım. Ne olsun? İşte biz bir tane şey hazırlıyoruz. İşte itibardan tasarruf olmaz ama 100 milyarlık bir bütçe oluşturduk. Görüyorsunuz, bakın, size kemer sık diyoruz ama biz de sıkıyoruz bu arada. Bu arada Kızılcahamam'la ilgili bir şeyler söylediniz. Orada bir iki noktaya ayrıca değinmek istiyorum. Şimdi şu ikinci madde önemli, Gülay, evet. Yedekçi. Aytun Bey'e geçeceğim sizden hemen sonra. Evet. Dolayısıyla o ikinci maddeyle ilgili görüşünüzü de bir alayım. Diyor ki AK Parti statükocu bir parti değildir, asla olmayacaktır. Burada mesajını veriyor değil mi değişime dair ve bir anlamda da öz eleştiri yapıyor. Yani kafi diyemeyiz biz yaptıklarımız için. Şimdi o çok önemli, onu söyleyeceğim ama kendi cümlemi müsaade ederseniz tamamlamak isterim. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinden bir rakam söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bu yılın ilk ayında, ilk 4 ayında 798 milyon 499 bin liralık harcama yaptı. Böylece bu yıl koruma için günde 6.7 milyon lira harcandı. Bu da 391 asgari ücrete eşit. Yani vatandaş aslında neyin ne olduğunu görüyor. Şimdi bu biraz ılıman davranıyor olmanın, belki de 411 belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına geçiyor olmasının da verdiği bir nokta vardır. Yani belediyelere belki bu aralar biraz daha az sorun çıkarmaya çalışabilir. Orada ılımlı gibi görünmeye çalışabilir. Peki. Şimdi 22 yıla gelelim. Ona birazdan gelsek, şöyle bir eşit dağıtsam süreyi. Olur. Ama bu 22 yılı konuşalım. Tamam, konuşacağız. Biz zaten özgüvenli bir ülkeyiz. Aytun Bey'e bir gidelim diyorum ben. Zira çünkü zaten vakti sınırlı Aytun Bey'in. Şimdi buradan bir AK Parti'deki değişime mi işaret ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Özellikle ikinci başlığı tekrar etmeme, okumama gerek yok zannediyorum. AK Parti'yi nasıl bir değişim süreci bekliyor? Mesela bir kabine değişikliği. AK Parti'den kopan seçmenin beklentisini karşılayacak mı? Bu vitrindeki isimlerin değişmesi mi? Yoksa seçmen kendisine dokunan siyaseti, kendisini irite eden politikalarını mı değiştirmesini istiyor? Ne dersiniz Sayın Çıray? Gülay Hanım, bürokraside değişiklikler olacağına dair duyum aldığını söyledi.
şu anda Türkiye'de artık bir bürokratik devlet vardır. Yani bürokratik devletin tamamını bürokrat yönetmekte. Siyasetçinin hiçbir etkisi yok. Türkiye'de seçilmiş tek bir siyasetçi var, Türkiye'yi yöneten. O da Sayın Erdoğan. Bunun dışında ne bakanlar kurulunda, icrada ne de herhangi başka bir yerde işte eski bazı siyasetler bakan yardımcısı yapılıyor. O da Türkiye için faydalı bir iş değil. Müsteşarlık makamını ortadan kaldırarak devletin hafızasını yok ettiler. Şimdi tamamen işte bu bürokraside değişiklikler olacaktır. Belki partinin bakanlar kurulunda birkaç değişiklik yapmak zorunda. Lider kendini değiştiremez. Liderler deri değiştirir. Şimdi Tayyip Bey'in deri değiştirme zamanı. Bunu yapacaktır. Buna ihtiyacı var. Biraz önce de söylendiği gibi Türkiye'yi de gezmeye başlayacak. Yalnız biz ikinci mesele çok son şöyle bir şeyi var cümlesi. Siyaseten tasfiye edilmiş, kendi partilerinden tart edilmiş kimin tüccarlardan evet. söz ediyor. Bakın burada gönderme yaptığı kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu göndermeyle Sayın Özel'e jest yaptığını düşünüyor. İnce ayar, siyaset böyle bir şey. Halbuki daha kısa bir süre önce Sayın Özgür Özel seçilir seçilmez bazı laflarıyla, bazı açıklamalarıyla, beyanlarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na bulaşarak Sayın Özgür Özel'i devreden çıkarmaya çalışıyor. Seçim döneminde, propaganda döneminde Sayın Kılıçdaroğlu'nu evet, övüyordu. Bypass ederek evet muhatap dahi almadığını göstermeye çalışıyordu. Şimdi şartlar değişti. Bu defa Sayın Özgür Özel'e jest yapıyor. Dolayısıyla bunlar siyasette olabilir mi? Ya bu kadar olmamalı. Yani ben siyasetin iyi kötü günlerini görmüş bir insanım. 36 yaşından beri devlet ve siyasetin içindeyim. Yani herkes önceden de siyasettedir ama ben müsteşar seviyesinden itibaren olan bölümünü söylüyorum. Siyasetin içindeyim. Ailem de siyasetçiydi. Dolayısıyla bu ben bu son 20 yıldır görülen bu aşırı kutuplaşmayı hiçbir zaman için Bülent Ecevit, Süleyman Demirel tartışmalarında bile görmedim. Yani birbirlerine asla söylemekleri söylememişlerdir. Şimdi yalnız bazı şeylere de çok dikkat etmeliyiz. Ha, özgüven meselesine gelince sanıyorum ya bugün ya dün Sayın Ertuğrul Özkök'ün bir makalesi vardı. Türkler artık Schengen vizesinin olduğu ülkelerde bavulları bekletilen ülkenin insanları haline geldi. Türkiye dünyada ikinci, üçüncü sınıf, beşinci sınıf ülkeler muamelesine tabi tutuluyor. Ne özgüvenden bahsediyorlar? Bunlar boş. Öyle bir özgüven falan da yok. Bu işte bak şeyi okuyorum medyadan. Gölge bakanlar dışişlerine gitmişler. Dışişleri onlara briefing vermiş. Daha sonra da bilgilendirecekmiş. Bundan sonra gelecek iktidara, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra gelecek iktidarın Dışişleri Bakanı'na Allah yardımcı olsun. Çünkü devletin dışişleri kayıtlardan çıkarıldı. Yani bırakın gölge bakanlara bilgi vermeyi, Tayyip Bey'in bildiğini, tutanaksız toplantıları Dışişleri Bakanlığı bilmiyor.